Abla nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Ekonomi vallahi çöp gibi. Bir gün aldığın şey bir gün sonra 5 katı oluyor. Bir bakıyorsun diyelim dolap 2000 lira. Yarın geliyorsun 10 bin liraya çıkmış. Bu nasıl oluyor? Harçlıkların yetiyor mu sana? Ailenin verdiği harçlıklar sana yetiyor mu okulda? Yetmiyor, biriktirmek zorunda kalıyorum. Kitaplar pahalı mı? Kitaplar pahalı. Hem zaten şimdi kitap aldık. Bu kitap birkaç yıl önce geldiğimde 50 lira falandı. Şimdi çıkmış 150 lira. İndirimdeyken şanslı gibi. Yaşın kaç senin? Bu yıl 12'ye gireceğim. 12 yaşında ekonomiyi araştırıyor musun peki? Hı. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Süperiz. Çok iyiyiz. Şu kulaklık yılbaşından önce 350 lirayla şu an 900 lira. Şu kulaklık nasıl nazık? 900 lira nasıl olabilir ya? İnsanlar dalga geçiyorlar. İnsanlar çocuklarına bez alamıyor. Ve hala ekonomi çok iyi diye gezen amcalarımız var. Yani asgari ücretle şu an geçinen bir aile imkansız. Özellikle kiradaysa ve çocukları varsa. Tüm gençlerin hayali yurt dışına gitmek. Bizim de öyle galiba. Sorumlusu kim bu ekonominin sence? Tabii ki de baştakiler. Oy verir misin 2023'te? Hayır. Ya bilmiyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama umarım 2023'te bir değişikliğe gideriz artık. Çünkü tüm Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Gençler istiyor mu değişiklik olmasını? Umarım istiyorlardır. İstemeyen kesim de var ama bence isteyen kesim daha ağır. Evet. Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin? Var mı aklına bilgiyle? Mansur Yavaş olsak veririz herhalde. Gençler olarak. Gözüm kapalı verirsin Mansur Yavaş'a diyor. Veririm herhalde. Teşekkür ederim. Ekonomiyi sorayım. Ekonomiyi sorayım. Vatandaş ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Sıkıntı var mı? Büyük sıkıntı var evet. Hem de öyle böyle değil. Yani bilmiyorum, görünüşüm belki çok bir şey ifade etmiyor ama haberlerde falan da görüyoruz hepimiz yani. Çok büyük bir sıkıntı var maalesef. Sorumlusu kim bu sıkıntının peki? Ben değilim. Siz de değil gibi duruyorsunuz. Sizce kim bilmiyorum. Cevabı ben yorumlara yazsınlar yani. Yorumlarda bekleyelim bence cevapları. Sorumlusu kim? Şu an buradan söyleyemiyorum ama yayınlanacak mı? Göreceğiz. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Kötü abi. Sorumlusu kim? Devlet abi. Hükümet. Oy verir misin bu hükümete 2023'te? Vermem ya. Vermem. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Geçinebiliyor muyuz abla? Geçinemiyoruz valla. Kaynımın maaşı vardı. Onu mesela bekledik, çocuğa ayakkabı aldık. Ya. Her şey ateş pahası, hiç yaklaşılmıyor. Zaten dediklerimizi de çoğu kanal yayınlamıyor. Korkuyorlar çünkü. Sokak röportajı, YouTube olduğu için yayınlıyoruz. Var mı? Öyle o zaman bakarım ben. Sorumlusu kim bu ekonominin? Kim olabilir? Baştaki. Oy verdi mi daha önce? Allah korusun. Allah korusun ya. Ne gerek var? Elimi ateşe mi atayım bile? Ne gerek var yani inşallah? Yani gidecek diye bakıyoruz. Var mı aklında bir lider oy verebileceğin peki abla? Valla Mansur Yavaş istiyorum. Neden çok Mansur istiyorum. Yavaş? Dürüst, çalışkan. Yani gönlümü fethetti diyebilirim. Bence o olsun. Ki olursa da gelir. Z kuşağı bırakmaz. Teşekkür ederim çok. Ekonomiyi sorayım, bir genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Nazlı. Efendim? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi batmış yani. Sorumlusu kim? Efendim? Teşekkür ederim çok, sağ ol. Abi ekonomiyi sorayım, nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Vallahi ben Avrupa'da geldim de Avrupa kötü, bura oradan da kötü. Avrupa da kötü. Hangi ülke abi? Almanya. Aynı. Mazot pahalı, yiyecek pahalı, yağ pahalı, tuz pahalı diye neyse. Bura yine iyi kodu idare ettiği gibi geldi bana. Edebiliyor musun buradaki abi? Abi bana göre diyorum ama. Bana göre. Burada 22 birim mesela mazot, orada 2 birim. Almanya'da? Orada 2 euro 10 kuruş, 2 euro 20 sen. Hesapladığın zaman 35 liraya geliyor. Maaş ne kadar yapıyor abi sizin burada? Ben emekliyim. Bak ben emekliyim. 950 euro maaş alıyorum. 45 sene çalışmıştım var. Kaç yapıyor senin burada abi? Burada yapması önemli değil. Orada kira 600 lira ödüyorum. Oradakini bir dakika, çarpıyorsun. Orada 600 lira. Oradakini buraya göre hesaplıyorsun mazot abi. Yok yok. Orada 600 lira ben kira ödüyorum diyorum. Burada 4000 lira kira ödeyen var en az. 600'ü 16 ile çarptığın zaman ne yapıyor? Bir hesapla. 16 ile çarpın abi. Birim tarzına bakacaksın. 16 ile çarpmayacak. Orada Türk parasını mı alıyorsun eline? Bak abi. Diyelim ki. Birim tarzına bakacaksın. Mesela Almanya'da 2 birim, burada 20 birim mazot. Bir dakika bak. Ben 950 lira maaş alıyorum dedim. 950 liranın 600'ü kiraya gidiyor. Peki kira bunun yardımı içinde, yok mu Almanya'da? Bir dakika bak. Bunun içinde ne gaz, ne duz, ne galefe hiçbir şey yok. Sadece ne var biliyor musun? Kuru kira.
200 lirada bunun giderini say, 800 lira. 150 liraya karnını doyurur. Biz birini hazırdan yiyorum, açık söylüyorum. 150 lirayla dövebiliyor musun peki? Ay sonu dönemem, hayatta dönemem. Ama ben hazırımı yiyorum. Avrupa'da samimi söylüyorum, bunu medyada duysun, ben hazırımı yiyorum. Bu kadar basit yani. Dönmüyorsa Türkiye'ye niye dönmüyorsun abi? Onu da söyleyeyim sana, niye dönmedim? Yalnız gittim, tek gittim. Bugün 20 kişiyim. Çoluk, çocuk hepsi orada doğdu. Torunlar orada doğdu, ben ne yapayım? Kurulu düzen var diyorsun. Hah, oraya temel attık, başka yapamayız. Şimdi hükümetin mülteci politikasını soruyoruz abi, nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ne diyeyim? Ben tümden karşıyım. Yani bu ülkenin kaynakları gitgide azalırken bir de 8-10 milyon mülteci bu paya ortak olunca ne oluyor? Halkın gelir düzeyi de oldukça düşmüş. İster istemez para para diye bağırıyoruz işte. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Bence hiç gözlerinin yaşına bakılmasın. Tümden gönderilsin. Yani kesinlikle gönderilsinler. Yani niye hep Türkiye niye Türkiye'ye geliyorlar? Yani ya buna neden izin veriliyor? Ya çok korkunç bir şey. Bu ülkenin nasıl kazanıldığı, bu ülkenin insanları ne kadar kan döktü bu ülke için. Gelsen ver 250 bin dolar. Hoş, şimdi 400 bin dolar yaptılar da al sana vatandaşlık. Yani bunlar çok acı şeyler. Yani hiç tasvip etmiyorum. Ve de son dönemlerde görüyorsunuz yaptıklarını. Daha da yapacaklar. Yani bilmiyorum ne amaçlanıyor gerçekten bilmiyorum. Yani bilen varsa da Allah aşkına söylesin biz de bilelim. Gerçekten bilelim. Süleyman Soylu daha önce açıklama yaptı abi. En ağır işlerde onlar çalışıyor şimdi dedi. Ya yürüsünler gitsinler ya. İlla ki bu işleri yapacak bir insan bulunur. Ki şu anda üniversite mezunlarının yaptığı işleri düşünürsek. Garsonluk, BİM kasiyerliği. Yani illa ki yapacak insanlar bulunur. Kesinlikle bulunur. Yok çobanlıkmış, yok bilmem neymiş, şuymuş. Kaç hayvanımız kaldı ki çoban arar olduk yani. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Sağ ol. Abla soralım mı? Mevcut hükümetin mülteci politikası hakkında. Kendi vatandaşım varken başkasına yardım etmek öncelik benim vatandaşım da olmalı. Yani şimdi şöyle iyi insanız, yardım etmek istiyoruz ama kendin açken başkasını doyurmanın da bir anlamı yok ki. Ben de öyle düşünüyorum. Peki abla ekonomiyi soruyorum. Nasıl, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi zengin olan çok zengin, fakir olan da çok fakir. Eskiden bir orta direk vardı memurlar, şimdi o kayboldu. Köylü muhtaç duruma düştü. Atatürk demişti ki köylü milletin efendisidir. Bu sözü gerçekleştirmek gerekir. Şimdi gidiyorum markette 8-10 liraya patates var, köylü onu 50 kuruşa satamıyor. Ağaçlarda meyveler kalıyor. Ben kendim Konyaeli'den geldim. Kirazı toplattığın zaman işçi parasını ödeyemiyorsun. Bunun yanında ilacı var, suyu var, çapalanması var, her şey var. Köylü mağdur. Tarımın desteklenmesi gerekir. Bu ülke bir tarım ülkesi ise, kendi kendine yeten ülkelerden biri ise, o hale getirmek için tarımın desteklenmesi gerekir. Teşekkür ederim abla, çok sağ ol.